Bugün Balıkesir Gönel ilçesine bağlı Koru Değirmen Mahallesi'nde Rıdvan Yavaş abimizin besi işletmesine misafir olduk. Kasım 2023'ten beri danaları besliyoruz. 35 yıllık sanayi hayatında başladık. Ama az ama çok 3-5-10 tane kendi çapımda hep danacılık yaptım. Takamızda 34 tane danamız Aynen var. Aynen öyle. Kastamonu'dan geldi. Doğrudur. Oranın malından çok memnun kaldık. Kestim işletme. Senin dedi malın dedi nasıl sattın biliyor musun dedi. Nasıl sattın abi dedim. Malın başına oturdum dedi. Takım elbise dedi. Grand tuvalet sandalyede sattım senin malın dedi adam. Geçen Geçen sene yaklaşık bunun benzeri bir besleme Pardon. vardı. Ayakların altları patladı. Patlı. Kilo kaybımız oldu. Bir evet. tanesini kestirmek zorunda kaldım. Ayak problemi falan yok, şu yok, an. Yok ayaklarda mesela... hiçbir kızarıklık yok. Gayet de güzel. Geçen sene yaşadıklarımdan sonra bu ayak işinden en büyük korkum ayak işi oydu. Bu sene 5 evet. aydan beri rahatsınız ama. Yani rahatız. Ben kendim aç kalayım ama hayvan aç kalmasın. Açın. Benim prensibim budur, sistemim budur. Rengi, kalitesi, et kalitesi düzgün çıkar. Benim veterinerim abi daha önceki gruplarında böyle bir bu kadar değildi diyor. Bu grubun daha iyi gidiyor diyor. Herkese merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Koru Değirmen Mahallesi'nde Rıdvan Yavaş abimizin besi işletmesine misafir olduk. Rıdvan abimizle beraber Kasım 2023'ten beri danaları besliyoruz. Şu anda beş 5 ay oldu. Arkamızda danalar padok padok bölünmüş vaziyette. Canlı göre besleniyor. ben burada notları tuttum. Detayları sizlerle şimdi paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Rıdvan abiye dönüyorum. Abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sağ olun. Çok teşekkürler. Abi biraz kendinizden bahsedin. Siz de bir EYT'lisiniz. Evet, ben evet. de bir EYT'liyim. Hem 35 yıllık bir iş yaşantınız evet. olmuş, hem 20 yıldan beri de hayvancılık yapıyorsunuz. Aynen. İki tane mesleği aynı anda götürmüşsünüz. Aynen. Bu sene artık teke düştük yani. Teke düştük, artık çift işi kaldırmıyor. Öyle Özüt. mi? Yaş itibariyle çift işi kaldırmıyor. Evet abi. Ee, 35 yıllık bir, 14-15 yaşından itibaren bir iş hayatı, sanayi hayatında başladık. Evet. Askere gittik geldik, ondan sonra piyasada çalıştık. Tek ondan sonra gönende gıda jelatini işletmesi, üretimi yapan işletme vardı. Türkiye'de ilk fabrika Selcel. Ee, orada 2002'den itibaren orada çalışmaya başladım. 21 yıl evet. çalıştım. Atölyedesinde bakımcı, teknik ekip olarak çalıştım. Ee, 2022, 2023 pardon, 2023 Mart itibaren sonu itibariyle iş hayatını sonlandırdık. Çok iyi. <laughs> Bu iş hayatının yanında 20 yıldan beri, 20-22 yıldan beri de ama az ama çok 3 5 10 tane yaklaşık bir kendi çapımda hep danacılık yaptım. Çok güzel. Hep besicilik yaptım. Planacılık. Hep besicilik yaptım. Tamam. Ee, vardiyalı çalışıyordum orada. Vardiyalı çalışmanın avantajlarından evet. faydalanıp Akşam bu işi de yaptık. Gündüz gelip burada yani burada da saat aynı burada da vakit geçiriyorduk. Çok güzel. Bu işi hiç bırakmadık. İki iş bir anda çok zor oluyordu. Zaman geldi çok zorlandığımız zamanlar da oldu. Yaptık Abi. Allah razı olsun babamdan. <laughs> Yetmediğim yerde babam yetti, Çok yetişti. Güzel. Tamam. Ee, işte, Şimdi bir yıldan beri artık sadece tek işimiz bu. Çok güzel. Başka abi. bir işimiz yok. Gayet güzel abi. Sabah geliyorum, buradayım saat 11, 11 kadar buradayım. Gidiyorum biraz dinleniyorum, istirahat ediyorum. Tekrar geliyorum. Çok güzel. Akşamleyin de buralardayım, mezana kadar buralarda daha? Çok güzel abi, gayet iyi. <laughs> Burası tabii lokasyon olarak e, yakın. Göner. Yakın. Bir 5 evet. kilometre falan o kadar, herhalde. O kadar o kadar. çok, çok Yok 3 kilometre. 3 kilometre. Evet. Gitmesi gelmesi nispeten kolay uzaklık köy değil. Evet. O açıdan bir avantaj. İşte bu. benim en büyük avantajım oydu çalışırken de yakın. Aha, yakın olması. Ben yıllarca bisikletle gidip geldim buraya. Oo, O kadar yani. Yani yıllarca Sef, bisikletle... Spor. Tabii, aynen. Çok güzel. Yani bak, Detaylar bak, çok güzel. Görünüyor yani, o kadar fit Şimdi, durumdayım yani. Mesela şeye sordum ben, yaş 45 mi dedik 49. abi? 49. 49, bak ağzımda 45 çıktı. Yani bir kere küçük gösteriyor, evet. yani. genç gösteriyor yani küçük derken. <laughs> kesinlikle abi, sportif olmak çok güzel bir şey, yani. hareket olmasa. Şimdi abi arkamızda 34 tane danamız aynen var. Aynen öyle. Bunlardan 29 tane sanırım Kastamonu'dan geldi. Doğrudur. 8 Kasım itibariyle. Evet aynen. Ben videoları fotoğrafları sitene aldım. Evet. Şimdi ekrana da yansıtırız onları. Siz ne zamandan beri Kastamonu'dan hayvan getiriyorsunuz abi? Neler? Ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Ben o 2017'den itibaren Kastamonu ile çalışmaya başladım. Tamam. Bir 3-4 e, tur veya 3-4 parti oradan mal getirdim. Sonra hem çalışıp hem orayla zor olmaya başladı. Getiremedik. 2 3 parti boş ara verdik ara, orayla. <laughs> Ama orayla irtibatımız hiç kesilmedi. Tabii. Muhabbetimiz, sohbetimiz hep devam etti orayla. Çok iyi. 2 3 tur buradan Gönen'den düz düzdük malımızı yakın çevreden. Yakın çevreden Gönen pazarından, buradan ne bileyim işte Balıkesir'den. oradan buradan düzdük malı. Ama bu sefer dedim ben oradan getireceğim. Tamam. Oranın malından gelen malından çok memnun kaldık. Kestim işletme Der. memnun, memnun kaldık. kaldı. Kilo bazında da memnun kaldı. Kilo da, to, to, to Yani genelde o bölge daha simental <laughs> ağırlıklı. Aynen. Bu bölge biraz da Holstein, Akbaş ağırlıklı. Aynen öyle. öyle aynen öyle. O tarafın tabi e, karkas performansı daha iyi. Güzel oluyor. Tabii. Etin renk rengi. Hmm, evet. Etin rengi daha güzel çıkıyor. Etin rengi güzel çıkıyor. Yani o yüzden Oradan getirdim bu sefer de. Bu bölgede bunların anneleri sağalmadığı için Aynen. 5-6 ay boyunca süt içiyor bu hayvan. Kesinlikle. Onun da mutlaka bir ferma şeyi var, e, faydası Tabii. var açıkçası. Hayvanın dön şeyini sindirim sistemini daha çalışır hale, daha böyle ne diyeyim nasıl diyeyim öyle korunaklı hale getiriyor belki. Muhtemelen. Tabi yani. Tabii Aynen. daha anne ile yavru ilişkisi şeklinde. Sonra getirdik burayı 8 Kasım'da indirdik. Evet. Padoklara e, böldük. Aynen. Ondan daha sonra hatta bir, burada kalabalık diğer bir önceki grup vardı. Evet vardı. Onlar siz bir ay sonra bir ay, yaklaşık bir ay sonra falan da onları kestik. Ama o, onlar e, bu getirdiklerimiz daha küçük. O zamanlar küçük olduğu için şu taraftaki sığıyordu. padoklara falan sığmış Evet oldu. yani bu padok bir de bu taraftaki padok sığdılar. Büyüklerle bir ilişkiler olmadı zaten ilk Tabii. yani. aynen öyle abi çok güzel. Şimdi burada abi yem karmamız var. Elektrikle evet. Elektrikle çalışıyor. Evet. Siz buradan yüklemesini yapıyorsunuz. Kıyıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Ee, önlerine döküyorsunuz. Aynen. Burada döküm Tekneleri var. alıyorum Tekneler böyle teknelerle bazen... şu şekilde pratik bir vaziyette. Aynen. Hepsini teknelerle kendine göre besleme sistemi var. Bizim Aynen. akıllı besi yemimiz var burada. Mesela şöyle ambalajlar. Arpa ezmesi veriyoruz. Akıllı besiyem veriyoruz. Karambotu bir de saman veriyoruz. Aynen öyle. Aynen. Sistem bu sistem Şimdi bu. Padokların başına geçelim. Hangi hayvan kaçar, <laughs> kuyruğu yemiyor onlara bir ilişkin bir bilgi verelim sizlere. Şimdi abi bu taraf orta grup diye geçiyor. Burası evet yani büyüğün bir altı burası. Tamam. Burası günlük 7 kilo arpa yiyor bunlar. 7 kilo arpa ezmesi. Evet. Ondan sonra. Bunlar yaklaşık 400-450 kilo canlı ağırlık ortalaması var burada. Tamam 800 gram bunlara akıllı besleyen veriyoruz. Doğrudur. 2.2 kilo da karambotuyla ile samanın toplamını veriyoruz. Doğrudur. 2 birim saman 1 birim e, karan botu şeklinde. Doğrudur birim. aynen. Yani 1.5 kilo 1 e, kilo gibi düşünebiliriz biz. Aynen. Ondan sonra. Şimdi hayvanlar gayet keyifleri yerinde. Sakin mizaçlı. İçine de girdik az önce. Sevdik de. Ee, öyle söyleyelim. Bunun bir üstü bu taraf herhalde. Evet, abi. evet, evet, evet. Tamam. Bir tık üstü burası. Bunun bir üstü bu taraf. Bunlar ne kadar yiyor? Bunlar 7,5 kilo yiyorlar. Arpa ezmesi 7,5 evet, kilo arpa yiyorlar. Yine 800 gram herhalde akıllı besi yemi. Evet, burası 800 gram. <laughs> Bunlar bu da yine... aşağı yukarı 500 kiloya yakın bir canlı ağırlık ortalaması var evet. burada da. Şu an geviş getiriyorlar. Evet. Allah şükür. İç iç iç. Ondan sonra pasta kıvamında dışkılar var. Özellikle çektik az önce. içindeydik. Ee, onun bir üstü burası. Evet. En üst kademe burası. En üst kademe. Bunlar da yaklaşık. 4 mi burada var? Burada 3 tane var. 3 tane var. Tamam. 550-600 kilo canlı ağırlık ortalaması var burada da. Tamam. Bunlar 8 kilo arpa yiyor. 8 kilo arpa 900 gram da. Akıllı besiye yemi. Aynen öyle. Kabayem eşit abi değil mi hepsi? Kabayemler hepsinde eşit. Eşit. Tamam. Eşit miktarda vermeye çalışıyorum. 100 ediyoruz. Şimdi mesela bu şarole melezi gibi herhalde. Doğrudur, Orada. aynen bu şarole melezi. Simental var, bir de monotofon melezi var. Evet, aynen, aynen. görüyoruz. Kastamonu <laughs> e, hayvanı. Bunlar kastamonu malı. 37 plaka zaten. Evet. Kulak küpelerinden belli. Evet. Şimdi bir de burada ufak grup karşı evet, taraf. Evet, burası işte bu Burada. Kilo. kilo. Bunlar da yaklaşık 300-350 kilo canlı ağırlıkta bunlar da. Bunlar kaçar kilo arpa ezmesi veriyoruz mesela Burası 5 kilo yiyor. 5 kilo arpa ezmesi. Bunlar 5 kilo ez, arpa ezmesi. <laughs> Yaklaşık da 30 ve 700 gramda akıllı yemiyor bunlar. Tamam, çok güzel. Bunları 700 gram akıllı yemiyorlar. Bu küçükler. Bunlar da yaklaşık 4 4,4 4 4,5 gibi arpa yiyorlar bunlar da günlük. Tamam. 700 gram arpa ezmesi bunlar. Şey pardon. Akıllı, hım, akıllı yemiyorlar. Tamam, kaba yine aynı şekilde. Kaba yemi eşit miktarda, hepsine eşit miktarda vermeye çalışıyorum. Ha, burası biraz daha az olabilir. Yani kendileri de ebat olarak biraz daha küçük olduğu için burası biraz daha az kaç az kaçırıyorum buraya yani. Doğrudur. Esas Büyüklere hı hı. biraz kaba yemi fazla kaçırmaya çalışıyorum. Ayaklara problem yaşamamak için. Yaşamamak için o kadar arpayı töler etmek için. Aynen. Aynen. Çünkü geçen sene çok yaşadım bunu. Şimdi geçen, geçen sene, sene, mesela nasıl bir besleme yaptınız abi? Geçen sene yaklaşık bunun benzeri bir besleme ama fabrika yemi. Hı, fabrika yemi. Palet yem vardı. Palet yem vardı. Arpa ezmesi yine veriyordunuz. Arpa ezmesi yine veriyorduk. O palet yem bizi zora soktu. Hmm. Yani ishal mi oldu ayaklara mı vurdu? Ayaklara seni? vurdu. Ayakların altları patladı. Patladı. Ayakların altları patladı. Ee, onlar işte onlarla biraz sıkıntı yaşadık. Kilo kaybımız oldu. Bir evet. tanesini kestirmek zorunda kaldım. Evet abi. Erken zamanda kestirmek zorunda kaldım bir tanesini. Tamam. Hı hı. Ama Allah şükür şimdi yani hiçbir ayak problem an yok. Ayaklarda mesela... hiçbir kızarıklık yok. Yani 8 kilo yiyorlar. Hı hı. Gayet de güzel. Hiçbir ayaklarda kızarıklık yok. Ayaklarını sürekli kontrol ediyorum. Çok güzel. Ayaklarında kızarıklık var mı? Var mı? Ökçe kızarıklığı. Aynen. Özellikle şu iki, şu iki tırnağın arasına yani. bir de şu arka kısmına şöyle bilek kısmına. Bilek kısmına evet. falan. Bak görüyorsunuz hiçbir şey yok Ayak yani. Ayak çekme gibi bir şey var mı yok, yok mu gibi filan. Sadece tek derdim şımarıyorlar. Şımarıklık var. Aynen yani. öyle. Bu da yapıyorlar. artık yedikleri enerjiden evet. kaynaklı. Ya aslında şımarıklık doğada bir sağlık göstergesi. Yani Aynen bizim ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kapalı odak yani. sisteminde tabii bize zahmet yaratıyor. Çünkü her taraf demir bir de beton mecburiyetten kaynaklı temizlik açısından falan. Bu seferde sakatlanmalar olabiliyor. Oluyor. İster istemez oluyor. Bizim hoşumuza gitmese de artık bir şekilde. Yani yani onu da çözdüm. Onu da şeyini buldum. Tamam. Hı hı. Yani mesela bakıyorum ben çok takip ederim. Çok dikkat ederim. Hı hı. Özellikle sabahları çok dikkat ederim. Geldiğim zaman daha yeni yeni kalkanlar oluyor. Evet. Kalktığı zaman kendini belli ediyor. İlk kalktığı zaman kendini belli ediyor. Çok dikkat ederim yani. Çok güzel. Abi. Ayaklarını yani böyle topallayan, aksayan varsa hemen müdahale ederim. O gün hemen 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 yapınız. o anda zaten müdahale ederim. Çünkü Elimde her türlü ekip şeyim var yani ilaç, ilaç tedariğim var, her şeyim var. Tecrübeniz var abi. yani. 20 evet. 20 20 22 yıldır bu işi yaptığın için insan ister istemez artık doktor oluyor yani. Yani ister istemez bir şeyler oluyor. İyi yaşlıyı gidecek doğru söylüyorsunuz. Hemen müdahale ettiğim zaman Hemen müdahale ettiğim zaman geri dönüşü hemen oluyor. Tabii. Daha çabuk toparlamış yani toparlanmış oluyor. Geri dönüşü hemen oluyor. Yani uzamıyor. Uzamıyor iş. Uzamıyor. Kronik hale gelmiyor problem. Gelmiyor. O çok önemli. Yani o çok önemli. Yani bu sene biraz daha mesela işte dedim ya iş hayatımızı bitirdik. İş hayatımız artık burası oldu. Doğru. Yani daha fazla dikkat ediyor, ed ed eder hale geldim bu sene. Kesinlikle. Geçen sene mesela önceki sene sabah geliyorum. Hızlı hızlı saat altıda. hızlı. 6'da hemen altların temizliyorum. Önlerine döküyorum. 8'de işe yetişiyorum. Ya. <laughs> yani çok fazla bir şey yapamıyordum yani. Doğru Ama şimdi artık öyle değil. Şimdi daha rahat hareket ediyorum. Yani daha çok dikkat ediyorum. Çok ayırıyorsunuz Aynen. dediğiniz gibi. Şimdi abi geçen sene 27 tane dana baktınız. Mı? Evet. 34 tane. Doğrudur. Biraz daha bu alanı iyi kullanıyorsunuz. Evet. Ama önümüzdeki yıl diyorsunuz burasını biraz daha işçilik açısından... Biraz aynen çatıyı, çatıyı kaldıracağız. çatıyı e, yatak sistemi yapacağım falan. Yani önümüzdeki sene Allah nasip ederse yatırım biraz döküyor. yatırımımız olacak. Tabii. Yani işimiz eviniz, teksiniz. en azından teknolojiden yararlanalım istiyorsunuz. Aynen. Biraz iş gücünü Tabii. düşürürsek yani ben de daha az yorulursam daha fazla iş yapma Tabii. olanağım olur yani. Vakit yani, tasarrufu olur. Emek tasarrufu olur. E, bu yıl 29 tane Kastamonu'dan geldi. 5'i bu bölgeden topladık. Aynen. Hayvanları bu şekilde üretmiş olduk. E, padokları sizinle paylaştığımız gibi 300 kilolar, ondan sonra 400-450 kilolar, 450-500 kilo, 600 kilo şeklinde böyle evet, evet. E, sıralaması var. <laughs> e, hatta bugün arpa ezmesinin de padoklarda birer kilo daha Umut Bey arttıralım. Evet Umut isterim. arkadaşımız biraz ra, rasyona bir oynama yapacağız oynama gibi açı. nasıl olursa. bir defa bir revizyon oluyor. Umut da gönende ikamet ettiği için e, gelip burada takibini de yapıyor. E, o açıdan da bir e, istişare halindesiniz. Öyle bir durum var. Tabii bunların geldiği fiyatlar uygundu o dönemde. Evet. Sizin o yüzden... işte. Evet. Şimdi e, geçen de videoda bahsettik. E, dedik ki yani dana işi küçük altın ya da altın sarafla benziyor. Satarken değil yerine koyarken. Yerine koyarken. Değer evet. anlaşılacak. E, evet. Için hani arada makaslar artıyor. Şu an et fiyatları da. Çok e, dehşet iyi. bir yani fiyat artışları oldu. Evet. Bilmiyorum yani. Yerine koymak ama yerine koymak üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Aynen. Herkesin geçtiği yoldan bize geçeceğiz yani. Doğru söylüyorsunuz. İlk geldiğinde biraz akciğer problemi olmuş abi. Oldu. Yoldu. Oldu. Yoldu herhalde, akciğer problemi olduk. Mide yani bu hayvanlar burada yeme yatınca bir anda e, mide bağırsak sisteminde <laughs> ufak yolu bir sıkıntımız oldu. Oldu. Onu atlattınız. Sonrasında ondan sonra bir daha, daha randımana oturdu hayvanlar. Bir daha Allah yürüdü, de Allah'ın izniyle yürüdük, yani. Çok güzel. Hep mizaçları sakin böyle güzel hayvanlar. Şimdi abi bir de sizin bir özelliğiniz bu hayvanları buraya sokarken nasıl peşin parayla alıyorsanız bunların arpasını, samanını, kuru otunu, akıllı besi evini bağlantıyla buraya getirmiş oluyorsunuz. Hayvan buraya girmeden benim bütün yiğim hazır olur. He ya bizim zaten hep böyle tavsiyemiz naçizane bu şekilde oluyor. Biz şimdi 30 tane hayvan aldık ama ortada <laughs> bağlantımız yok. Arpa yok, yem yok, Her ay almaya çalışıyoruz. Bu şekilde para şimdi ben şöyle ya. söyleyeyim. İnsanoğlu kendi kendini bir şekilde toler eder. Evet. Ya ben bugün et yemeyeyim ama bugün ıspanak yesem de olur. Tabii. Değil mi? Tabii. Ama hayvan öyle değil. Hayvanın yediği standart olacak. Standart olacak. Hayvan standart yerse evet. hayvanlar üstüne bak şey, randıman alırsın üstüne koyar. Tabii. Hayvan ben bugün bu kadar alabildim bu kadar iyisin yok. Hayvan sta hakkı neyse onu yiyecek. Aynen. Gerçi 5 hayvan eksik <laughs> O kadar. O hayvanın istikakını yani samanını, otunu, arpezmesini, yemini bağlantı yapacağız. O kadar. Depomuza kaldıracağız. Bu hayvanlar kesime gidene kadar bir daha e, korkulu bir rüya görmeyeceğiz. Fiyatlardan da Fiyatlar yükselecekmiş, fiyatlar düşecekmiş, yem fiyatları. Hiç işim olmaz. Tabii. Ben bir seferde alırım. Neyse ücretini basarım, öderim. Aynen. Bir daha ben istedikçe yem gelir. Mesela siz arpa ezmesini <laughs> sezonda bağlantı yaptınız. O kadar. Ezme olarak aydanaya geliyor. Aydan istedikçe geliyor. İstedikçe yani ben ne geliyorum. zaman bitti? Benim yerim o kadar çok geniş yerim olmadığı için. Doğru. Da. Yani bana haftada bir gibi aşağı yukarı evet. arpa geliyor. Tamam. E, akıllı yemde ayda bir geliyor. Evet. Yani zaten otun samanım hazır Senin elimin altında. Sezora. Yani benim hiç yem evet. derdi Allah şükür yaşamamaya uğraşıyorum. Yani yaşamamak için. Bu işi yapıyorsan yaşamayacaksın. Kesinlikle abi. İnsanoğlu kendini bir şekilde şey yapar yani Doyursun, doyurursun, bir, bir şekilde. Edersin. Hayvan öyle değil. Değil. Tabii. Ben kendim aç kalayım ama hayvan aç kalmasın. Aynen. Siz... Benim prensibim budur, sistemim budur. Zaten bu hassasiyet çerçevesinde şöyle bir cümlede kurdunuz. Benim hayvanımı kesen bir firma benim peşimi bırakamaz. Bir daha öyle bir şey yaşamadım hiç. Benim malımı bir kere kestiyse bir daha ben gel benim malım hazır dediysen benden önce gelirdi ama. Evet. Neden? Çünkü onun tadını görmüştür. Hayvanın Benim kalitesini... Ben size şöyle bir şey anlatayım. İki sene önce birine mal kestim. Verdik malı. Ve adam benim verdi, istediğim fiyatla hiç pazarlık dahi etmeden aldı benden malı. Kestik malı. Aldı gitti. Ben param aldım. O malını aldı gitti. Aradan 20 gün bir ay gibi bir zaman sonra mezbada, gönem mezbasına tekrar karşılaştık. Adam bana dedi gel kardeşim bir dakika dedi. Sana dedi bir şey anlatacağım dedi. Buyur abi dedim hayır olsun. <laughs> Senin dedim malın dedi nasıl sattın biliyor musun dedi. Nasıl sattın abi dedim. Malın başına oturdum dedi. Takım elbise dedi. Grand tuvalet sandalye sattım senin malın dedi adam. <laughs> adam bana aynen bunu söyledi. Çok güzel abi, süper. Abi benim yani daha önceden de benim malım rengi, kalitesi, et kalitesi, rengi düzgün çıkar. Kök kırmızı güzel. çıkar Çok güzel abi. Neden? hayvan ıslak yere çamura yatmıyor. Evet. Sürekli burada temizlik Kuru. oluyor. Kuru. Ben Tabii. hayvanımın altını sürekli her sabah temizlerim. Hayvan yatacak yer ben yatacağım dediği zaman. Tabii. Hayvan ben oraya mı yassam buraya mı yazsam yok. Lap banak olduğu yere, yere yatar yata. benim hayvanım. Tabii. En önemli şey bu abi. Temiz. Hayvanın altı gelir. temiz olacak. Hayvanın altı kuru olacak, temiz olacak. Tabii. Etin kalitesi buradan gelir abi. Oradan gelir. Islak yere yatmayacak bu hayvan yani. etin kalitesi buradan gelir. Çok güzel abi. Şimdi ben bunu öğrendim babamdan. Babanızdan. Ben bunu öğrendim babamdan. Ne güzel abi. Ben benim babam 75 yaşında her sabah benle bir gelir buraya. Ne güzel. Maşallah. Her sabah benle bir gelir. Takılır ucundan tutulacak varsa tutar, takılırız, yaparız, ederiz, birlikte döner gideriz yine. Ne güzel, ne güzel yani bu iş böyledir yani. Bizim kitabımızda budur bu iş. Çok güzel abi. <laughs> Şimdi bunlar Kasım'da geldiler abi. Kesim ne zaman hedefliyoruz? Kesim ne zaman hedefliyoruz? Valla benim kilo, kesim hedefim şöyle diyeyim. Benim hedefim kilo. Kilo. 370-380 kilo ortalamayı yakaladığım an keserim. Karkas olarak. Aynen öyle. Tabii, aynen öyle abi. Bu da takriben yani Ağustos sonu Eylül başı. Eylül için keserim. Hedef bunu. koyuyoruz yani. Aynen. Nasip olursa. Yani bir aksilik, bir sıkıntı yaşamazsak inşallah. Böyle bir niyetimiz, düşüncemiz bu Çok yönde yani. Abi. Şimdi abi sizce aylık canlılık artışları ne kadar? İşte onu bilemiyorum. Benim en büyük ve tek sıkıntım o. Benim tartı sistemim yok. Ama inşallah bir dahaki, geldi bundan sonraki turlarda herhalde onu çözmek gibi niyetim var. Evet. Burasını modernize ederken evet. bir aşı yolu. Aşı yolu ve tartı. tartı yolu aynen bizim de ne sana tavsiyemiz öyle oluyor abi Ölçüm benim isken bir isken isken... eksiğim varsa eksiğim odur onun haricinde kendimce de bir eksiğim yok yani doğrudur ama, ama gözle anlarsınız abi üstüne koymasın işte gözle anlayamıyorum neden anlayamıyorum sabah akşam sürekli kendim içinde olduğum isken, için evet. yani <laughs> bir şöyle bir kesin tamam bu iş ben yani şu oldu diyemiyorum yani böyle evet, mesela dışarıdan gelen benim umut mesela dışarı 15 20 <laughs> günde bir gelir beni dolaşır tamam o şey yapıyor takip eden ondan, ondan duyuyorum benim veterinerim Alper kardeşim. O da gelir mesela bakar. Dolaşıyor beni arada. Tamam. O şey yapıyor. Dün sabah buradaydı. Abi daha önceki gruplarında böyle bir bu kadar değildi diyor. Bu grubun daha iyi gidiyor diyor. Maşallah evet. Ondan sonra benim hanım çalışıyor mesela kendisi. O da en kötü haftadan haftaya gelir. Ondan mesela bunlardan ben mesela şey yapıyorum. Onlar daha iyi takip ediyorlar. Doğrudur. Kendim sürekli içinde olduğum için çok anlayamıyorum açıkçası Anladım, yani gözünüze Aynen en güzel öyle geliyor. Haklısınız. Rudan abi çok teşekkürler. Rica şey ederim. Misafir ettiniz. Çok Estağfurullah. Sağ olun. Ne demek? Sistemi böyle kısa bir şekilde özetlemiş olduk. Geriye dönük işte çalışma hayatınızdan da bahsettiniz. Evet. Hayvanları nasıl aldık, nasıl besliyoruz, nasıl bir stoklamayla ile gidiyoruz onu evet. hepsini dile getirmiş olduk abi. E, akıllı beslemede memnunsunuz sanırım. Yani şu anda gidişattan her, herhangi bir sıkıntım yok. Gayet memnunum. Ama esas her şey kantarda çıkacak orada. Kantarda oradan. belli olacak. Aynen öyle abi. Bizim de karnemiz orada belli olacak ama 5 aydan beri de yani şu anda gidişatım iyi. Yani ayaklara ayaklarda bir problem, problem yok. Ayaklarda yok. bir kızarıklık yok. Ben mesela diğer gruplarda hep bakıyordum ayaklara. Mesela ayakların aralarında böyle hafif bir pembelik oluyordu. Bunlarda bakıyorum mesela hiç gayet bir problem yok yani. Evet, İnşallah evet. böyle gideceğiz yani. İnşallah abi. Yani benim Geçen sene yaşadıklarımdan sonra bu ayak işinden en büyük korkum ayak işi. O'ydu. Bu sene 5 evet. aydan beri rahatsınız ama. Yani rahatız. Gerçi daha şu anda havalar da serin. Yazın sıcakta belli oluyor bu iş. Genelde orada arpa miktarı fazla yükseliyor. Aa, yani yani enerji düşüyor. enerji ağır geliyor. Protein işte az, az geldiği zaman işte bizim akıllı yeminde protein oranı yüksek olduğu evet. için o yüzden inşallah bir sorun yaşamayacağız. Aynen abi. İçine canlı maya var abi. Organik mineraller var. Çinko biyotin var. Tırnak yapısına destek veriyor. Damar yapısına. Ondan sonra dışkıların e, gevşememesi e, şey olmaz. Pasta kıvamında olması. Valla dışkıları demişken şöyle söyleyeyim. Benim gübreyi çeken helezon var. Emin ediyorum gübreyi sulandırmadan çekemiyor yani. Öyle mi? O kadar katı oluyor yani. Gayet iyi o zaman. O da sağlıklı. Öyle olmuş. söyleyeyim yani ne diyeyim. Gevşemiyor başka? yani böyle. Yok. Yani topluyorum ben buraya, topluyorum, arabayla atıyorum oraya. Helezonu sepetine döktüğüm zaman arabayı yani helezon çekemiyor kuruluktan. Suyla ıslatıyorum öyle çekiyor yani. Aynen. O da çok güzel abi gayet. <laughs> Rıdvan abi çok teşekkürler. Rica ederim. Her zaman beklerim. Sağ olun abi eyvallah eksik olmayın. Evet Rıdvan abimizin danalarını bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Sizler de yemsiparişçi.com'u ziyaret ederek akıllı besleyenler hakkında bilgi alabilirsiniz. Ücretsiz teknik destek için bizleri arayabilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline dana besliyoruz kasaplık kurbanlık. Ee, bu noktada atladığımız bir yer varsa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.